Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anmak için Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneğimiz adına toplandık. Çok sevdiğim ve çok değerli dostlarım, arkadaşlarım bugün bizlerle beraber. Göreve gittiği sırada polis güçlerinin birçoğunu kapalı alanlara kitlemesi nedeniyle 127 kadının ölmesi nedeniyle dünyada önce sosyalist kesimlerin direnişleriyle ve kutlamalarıyla başlayan bir etkinlik sürecinin ardından Birleşmiş Milletler'in daha sonradan 1975 yılında ilk kutlaması ve 1977 yılında da resmi olarak delege etmesi nedeniyle bugün birçok ülkede farklı şekillerde kutlanmakta ve özellikle de emekçi kadınların ve çalışan kadınların iş dünyasındaki yerinin belirlenmesinde etkili bir gün olan bugün de bizler böyle bir araya gelerek anma ve özellikle de gayrimenkul ve iş dünyasındaki gelişmeleri bir değerlendirelim dedik. Çok sevgili dostlarım var aramızda. Gayrimenkul'de Kadın Liderler Başkanımız Pınar Ersin, aslında eski başkanınız değil mi Pınar Hanım? Kurucu başkan. Kurucu başkan. Yine İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanımız, Federasyonu Başkanımız Sayın Ahmet Kurt, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetiminden ama bugün bizim de TÜDÜK, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin şapkasıyla aramızda bulunan Yeşim Hocam, Yeşim Tanrı vermiş hocam. Yine Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetiminden Erol Hocam bizlerle, Erol Demir Hocam. Hepinize hoş geldin diyorum. Bu akşam sizlere çok güzel sorular hazırladım ama nereden başlayacağım açıkçası ben de bilmiyorum. Özellikle de gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri bizlerle paylaşması için ben Pınar Hanım'a söz vermek istiyorum. Siz daha önceden gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların haklarının korunması adına bu oluşumu başlattınız. Ve bu anlamda da aslında çok şeyler yaptınız, çalışmalar yaptınız. Bu çalışmalarınızın ben aslında şeylerini de takip ediyorum. Sizi sektörden de çok yakında takip ediyorum. Bizlerle biraz paylaşabilir misiniz? Biz 2017 yılında kurulduk. 2017 yılında Türkiye'de ULI, Turkey, Urban Land Institute, Turkey'nin aslında uluslararası alanda zaten yapmış olduğu kadın çalışmalarının Türkiye'de de bir ayağını oluşturmak amacıyla başlamış bir platformdu bu. Kurucu başkanlığını yürütmek bana nasip oldu diyeyim. Sağ olsunlar böyle bir görev verdiler. Ben de kabul ettim. Hali hazırda yani 2017 yılı itibariyle bu platform kurulurken pek çoğunuzun aslında sektörde tanıdığı, beraber iş yaptığı ya da işte konferanslarda, seminerlerde bir araya geldiği çok başarılı, gayrimenkul sektörüne gönül vermiş, uzun yıllarını vermiş, kariyerini neredeyse burada gerçekleştirmiş bir grup kadındık yola çıktığımızda. Aslında yaklaşık işte 15-20 aralığında bir sayımız vardı. Tabii kadınlar bir işe başladıkları zaman disiplinli, sistemli başlıyorlar. Güzel bir strateji belgesi hazırlayarak giriştik biz işe ve dedik ki gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların hangi seviyede olursa olsun bu sektörde çalışan ya da bu sektörde çalışmak üzere eğitim alan kadınların 360 derece liderlik vasıflarını geliştirecek bir platform olalım. Birinci önceliğimiz buydu. Yani hem kişisel anlamda hem işleri, kariyerleri anlamda, hayat yolculuğu anlamında liderlik yetenekleri gelişsin. Bu sayede hem çalıştıkları kurum ya da kendi işleri neyse sektöre bu anlamda faydaları daha da fazla olsun. Aynı zamanda kendileri de mutlu, rahat. O hem çalışırım hem kadınlık toplumsal cinsiyet rolü nedeniyle üzerime düşen görevleri yaparım kısmında biraz daha destekli olabilsinler. Önceliğimiz dediğim gibi kadının kendisini güçlendirmekti sektördeki. Sonrasında kariyerinde yükselmek isteyen kadınların bu yükseliş yolculuğunda destekleyelim istedik. Sayılarını arttıralım istedik. Sadece üst düzey yönetici değil, yönetim kurulunda üye olsunlar istedik. Çünkü yapılan araştırmalar sohbet esnasında da yeri geldikçe paylaşırım, gösteriyor yönetim kurulunda kadın üye olduğu zaman şirket karlılığının ne kadar arttığını somut olarak gösteren biliyorsunuz. Pek çok çalışma var.
Bu amacı gerçekleştirmek için 2025 yılına kadar da bir vizyonumuz var. Yani 2025 vizyonu var. Bunun detaylarını bu arada Gayrimenkulde Kadın Liderler platformunun web sitesinden ulaşabilirsiniz strateji belgemize. Vizyonu gerçekleştirirken araştırma üretmeyi hedefledik. Bugün sizlerle ben işte gayrimenkul sektöründe kadın istihdamında nasıl veriler var diye bazı bilgiler paylaşabileceksem aslında bu platformumuzun sektörde ilk kez yaptığı araştırmalar sayesinde oldu. ERAGAR danışmanlık araştırma şirketi sevgili Elvan Oktar da bizim hem üyemiz oldu sağ olsun hem gönüllülük kapsamında seferber etti bütün araştırma faaliyetlerini. Ve şimdiye kadar çok kapsamlı 3 tane araştırmamız var. Ve bunların sonuçlarından üreteceğimiz etkinliklerde ya da üreteceğimiz faaliyetlerde yararlanıyoruz. Gayrimenkul sektöründe bir başka ilke imza attık ve mentorluk kavramını, mentorluk çalışma sistemini gayrimenkul sektörüne sokan ilk kuruluşuz. Bununla gurur duyuyoruz. Ve biz her ne kadar, burası çok önemli, çok önemsiyorum, Yalay'ın içinden doğmuş olsak da hedefimiz sektördeki bütün STK'ların bize destek vermesi, bizi kapsaması, kadın kolu olarak bizi görmesiydi ve öyle de oldu. GİÖDER, işte Türkiye Müteahhitler Birliği, yeri geldiğinde KONUTDER, TUDUK, GİSP yaptıkları faaliyetlerde bizlerle omuz omuza kol kola yer aldılar, ilerlediler sağ olsunlar. Bu da tabii bizim hedeflediğimiz bu kadınların temsil ve görünürlüğünün arttırılması noktasında da aslında önemli bir destek getirdi diye düşünüyorum. Şimdi gayrimenkul sektörü sadece inşaattan ibaret değil. Sizler ve burada katılanlar biliyorlar ama bunu daha geniş kitlelere her vesileyle yaymamız gerekiyor. Gayrimenkul sektörünün içinde çok farklı disiplinlerden çalışan, çok yüksek eğitimli, çok kadın var. Ve o disiplinler arası da bir yaklaşım gerektiriyor aynı zamanda. Sektörel bazda kadın çalışması yapan çok az platformdan biriyiz. Sanıyorum bir denizcilik sektöründe Vista diye bir dernek var. Denizcilik sektöründeki kadınların sorunlarına ya da ihtiyaçlarına hitap etmek üzere kurulmuş. Bir de biz varız gayrimenkul sektöründe. Bu da bir gurur vesilesi. Teknolojiyle ilgili şimdi yeni bir oluşum var. Teknolojiyle ilgili yeni bir teknoloji. Teknolojide Kadın Derneği, Zehra Hanımların, evet, bir de o dernek var. Beraber de işbirliklerimiz oluyor. Bu arada bizim farklı alanlarda, KAGİDER'le, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'yle, aklınıza gelecek kadın adına çalışan pek çok dernekte de yine beraber biraz rüştümüzü ispat ettikten sonra daha da gelişmiş olan işbirliklerimiz var. GKL'de dediğim gibi sistemli bir çalışma yürütüyoruz. Araştırma geliştirme çalışmalarını yürüten bir proje grubumuz var. Mentorluk çalışmaları dediğim gibi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdiye kadar gayrimenkul sektöründe aramızda Yeşim Hanım da mesela mentorlarımızdan yetiştirdiğimiz 84 tane mentorumuz var. Ve bu mentorlar aynı farklı bizden yetiştikten sonra sektörün farklı programlarında da mentorluk yapabilir vaziyetteler. 5 tane program gerçekleştirdik. Bunlar kolay işler değiller. Tamamen gönüllülük esasıyla mutfakta çalışan genç, istekli, çok güzel bir kadın desteği alıyoruz. Genç çalışan kadınların desteğini alıyoruz sektördeki. En son olarak da hatta mentorlukta tersine mentorluğu başlattık. Şimdi bizler mentiyiz. Gençler bize mentorluk veriyorlar. Çok kıymetli oluyor. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Eğitim grubumuz var. Yine farklı eğitim şirketleri ya da derneklerle işbirliği yaparak kadınların güçlendirilmesi, bilinçlendirilmesi adına hem soft skill hem teknik anlamda eğitimler düzenliyoruz. Bunları da yine Zoom üzerinden ya da Instagram üzerinden yayınlıyoruz. Benim çok önem verdiğim, çok kıymet verdiğim bir proje grubum var. Liderliğini devam ettirdiğim Kadın Kanaat Önderleri diye. İşte ayda bir, 2 ayda bir artık bu bir akışa göre değişebiliyor. Bir sektörün önde gelen kadınlarından bir tanesiyle çok birebir, çok iç içe samimi bir sohbet gerçekleştiriyoruz ve onun ilham vereceği noktaları ön plana çıkarıyoruz. Bunu önemsiyorum. Bunu hem gençler için önemsiyorum hem de açıkçası o değerli kadınların görünür olmasını istiyorum. Çünkü çok sıkıldık biz her türlü toplantıda, gayrimenkulle ilgili her programda, her ortamda sürekli aynı
sağ olsunlar ama yani meslektaşlarımız beyefendileri görmeyi bu konularda yani onların konuştukları konularda konuşacak donanımda, detayda, tecrübede, bilgide çok sayıda kadın çalışan da var. Onları da bir noktada aslında görünür kılmak istiyoruz. Bu proje grubunun da amacı bu. Çok ana başlıklarla bunlar. Yönetim kurulunda kadınla ilgili çalışan da özel bir grubumuz var. Yine hani anketler düzenleyerek, işte adayları ortaya çıkararak, niyeti olanları ortaya çıkararak onlarla patronları, özel sektör yöneticilerini buluşturmayı amaçlıyoruz. Yani burada adaylar var. Bakın burada sizin yönetim kurulunuzda oturup karar alacak yetkinlikte ve en önemlisi istek ve motivasyonda kadınlar var. Onları görün, buyurun, görüşün ve yönetim kurullarınızı alın. Bunu teşvik ediyoruz. İstek ve motivasyon özellikle vurguluyorum. Çünkü sürdürülebilir olması gerçekten çok güç bir kadının iş hayatında, kariyerinde ilerlemesi ve o seviyelere ulaşabilmesi çok büyük fedakarlık gerektiriyor ve aynı zamanda çok da güzel bir tecrübe gerektiriyor. Biriktiriyor daha doğrusu günün sonunda. O tecrübeden yararlanmamayı ben bir şey olarak görüyorum. Yani yazık olarak görüyorum. Bir kayıp olarak görüyorum. Onun için bu yönetim kurulunda kadın proje grubumuzu çok önemsiyorum. İsteklilik dedim, o sürdürülebilirliği sağlayan, hala yorulmamış, hala sektörde ben bir takım kararlara katılabilirim ve en önemlisi bunun sorumluluğunu alabilirim diyen kıymetli bir kadın grubu var. Yani çünkü yönetim kurulu üyeliği malumunuz ciddi sorumluluklar gerektirir. Bu sorumluluğu almaya hazır, bilgisini, tecrübesini kullanmaya hazır bu kitlenin görünür olmasını önemsiyoruz. GKL bu. Ben şimdilik böyle giriş yapmış ve tanıtmış olayım. Sohbette yine akışta bir araya geliriz. Çok teşekkür ederim. Sizi gerçekten yakından izliyorum, takip ediyorum. Etkinliklerinizde de bulunmaya çalışıyorum. Çalışıyoruz daha doğrusu arkadaşlarımızla birlikte. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Gurur duyuyoruz bununla ilgili olarak. Yeşim Hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum Esra. Öncelikle derneğimize katkılarınızdan dolayı ben ayrıca teşekkür ediyorum. Zaten okulun arka bahçesi gibi bir şey olduk. Biz hep beraber yürüyoruz. Evet. Ama bugün bizimle konuşmamın başında da söylediğim gibi TÜBİTAK Değerleme Uzmanları Birliği'ndeki yönetim kurulu üyeliğiniz şapkanızda Evet. bulunuyorsunuz. Dolayısıyla şimdi sizinle değerlemedeki arkadaşlarıma da özellikle de cevap olacak şekilde orada olduğunuzdan beri kadınların değerleme sektöründeki konumunu nasıl görüyorsunuz? Sayı olarak nasıl görüyorsunuz? Çalışma olarak nasıl görüyorsunuz? TÜBİTAK'taki genel görünümde sizin kişisel görüşlerinizi alabilir miyiz hocam? Çok teşekkür ederim Esra Hanım. Ben de aslında ben de çok mutluyum. Çünkü Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Derneği, yani bu dernek benim için de çok önemli. Yaptığı faaliyetler, böyle ilk etkinliğinde de bulunmak da ayrıca böyle heyecan verici. Ne kadar emek sarf edildiğini, ne kadar heyecanlı bir grup olduğunuzu biliyorum. O heyecanı da yansıtıyorsunuz bize. O yüzden ekibiniz adına bütün yönetim kurulu üyelerine de önce teşekkür ederim. Söylediğiniz gibi ben Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği yönetim kurulu üyesi vasfıyla buradayım ama diğer katılımcıların olduğu gibi, Pınar Hanım'ın da olduğu gibi aslında birkaç alanda bir arada olduğumuz için bazen sorulara cevap verirken kaynayabilir, o vasıflarımızı atlayabiliriz. Yani bazen Erol Hoca'nın akademisyenlikle ilgili sorularına ben de müdahale edebilirim bazen kadın olarak. Ama Türkiye Değerleme Uzmanlığı Birliği'nde yönetim kurulunda bir kadın deyince ben de böyle bir söyleşi olunca biraz daha verilere o gözle baktım işin açıkçası. Değerlendirmelerimi de o yönde yapmaya çalışacağım. Değerleme sektöründe baktığımızda Türkiye Değerleme Uzmanlığı Birliği'ne gayrimenkul değerleme uzmanı sayısı ve gayrimenkul değerleme kuruluşu sayılarına baktığımızda son 2 yılda değerleme uzmanı sayısında bir azalış, değerleme kuruluşu sayısında da bir artış görüyoruz. Değerleme uzmanı yaklaşık 9.565 seviyelerinde 2020'de. 2021'de bu veri 8.652 gibi bir düşüş var. Değerleme uzmanları, değerleme kuruluşu da 140'tan 145'e çıkıyor. Değerleme uzmanlarının yaklaşık %74'ü erkeklerden oluşuyor. Yaklaşık %26'lık gibi bir kısmı da kadınlardan oluşuyor. Kadınlarla erkeklerin yaş ortalamalarına baktığınızda aslında birbirine yakın. Yani en azından birliğe üye olanlar için bunu söylemek mümkün. %38 kadınlarda, erkeklerde de %41 gibi bir yaş ortalaması var.
benzer yaş ortalamalarına. Dolayısıyla aslında buradan belki sektöre de birlikte de başlama zamanlarının bile aynı olabileceği yorumunu da yapmak mümkün. Ben buna bakınca aslında TÜİK verilerine bir bakayım dedim. Yönetici pozisyonundaki kadın erkek dağılımına baktım aslında. Orada 2012 ile 2020 yılı arasındaki veriler paylaşılmış. 2012 yılında erkeklerin oranı %88'lerde yaklaşık, kadınlar %12'lerde. O 2020'ye geldiğinde erkekler %82 gibi, o yaklaşık yuvarlıyorum tabii, kadınlar da %18'lere çıkmış. Evet, yani Türkiye'de yönetici olarak kadınların çalışma oranında yaklaşık 8 yıllık bir sürede bir artış olmuş, ama artış oranındaki azalışa da baktığınızda aslında çok da önemli bir artış olduğunu söylemek mümkün değil. Yani kadın oranı artıyor ama hala çok az. Ama bu Türkiye Değerleme Uzmanlığı Birliği'ndeki kadın üyelerin sayısıyla bakınca aslında yönetim kurulundaki kadın üyelerin sayıları vesaire, bunlar aslında çok örtüşerek gidiyor. Yine Türkiye gelişmiş ülkeleri oranla kadın nüfusunun çok az bir kısmı iş gücüne, yani istihdama dahil oluyor. Ve yapılan araştırmalarda gösteriyor ki birçok nedeni var tabii, ama çok temel, çok klasik. Aslında diyorlar ki Türkiye ataerkil bir yapıya sahip. Dolayısıyla iş burada başlıyor deniyor. Tabii zaman ilerleyince kadınların sadece istihdama yeteri kadar katılmamasının nedeni sadece bu ataerkil durumla açıklamak çok yetersiz bence. Doğru da bir yaklaşımda değil. Günümüz Türkiye'sinde, Cumhuriyet Türkiye'sinde aslında böyle bir cümleyi söylemek, hani ataerkilliğe bağlamak istihdam konusunda çok büyük haksızlık olacak kadınlara. Gayrimenkul sektöründe de aslında ben bütün olaya öyle bakıyorum. Mesela GKL'nin şu anda yapmış olduğu faaliyetler çok önemli. Hani farkındalık yaratabilmek adına zaman zaman bizim gayrimenkulle ilgili konferanslarımızda da yer aldıkları için söylüyorum. Farkındalık yaratıp, ama orada da benim gördüğüm ve aslında Türkiye Değerleme Uzmanlığı Birliği açısından da gördüğüm, üniversitede de gördüğüm şey, yani kadınla erkek ayrımının aslında yapılmak anlam diye değil, sayıca da değil, hani bunu vurgulamaktan ziyade eşit koşullarda aynı fırsatın. Yoksa pozitif ayrımcılıktan kimsenin öyle bir beklentisi yok. Bu kuruluşların da öyle bir beklentisi olarak diye. Ben de TUDUP'ta da mesela değerleme sektöründe de birliğe üye olan uzmanlar açısından da baktığımda onların sayısını böyle erkeklerle kıyaslamak ya da işte hani erkekler mi daha fazla değerleme sektörünü tercih ediyor, onlar mı daha öne çıkıyor? Bu çok doğru gelmiyor bana Esra Hanım. Yani eşit fırsatlar, eşit olanaklar sağlanırsa zaten o zaman biz sayılar üzerinden konuşmamız daha bugün geçerli olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben zaten konuşmama aslında biraz bu sayıları da verecektim ama makus kaderim buna engel oldu. Hani genel sayılar gerçekten dünyayla paralel gitmiyoruz. İstihdamdaki kadının yerini şimdi Ahmet Bey'den zaten şeylerini alacağız. Kendisi sahadayım ben dedi. Sahadaki genel görünümü ve birebir işin içerisindeki kişi olarak ülkemizdeki kişiyi de alacağız ve en azından müferit güzel çalışmaları duyacağımızı biliyorum. Şeylere baktığınızda zaten OECD ülkelerindeki hani şu anda en başarılı İsveç. Neredeyse nüfus artışıyla paralel gidiyor kadın ülkesi ve ülkemiz maalesef en son sıralarda, hatta şu anda 153 ülkeden 133. sıradayız. Bu yine Sabancı Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir şeydi ve yine Borsa'daki yönetim kurulundaki kadın şeylerine baktığımızda da bu %16'lara bu sene düşüş göstererek gerilemiş durumda. Şimdi ben Ahmet Bey'e geçmek istiyorum. Ahmet Bey, siz de hoş geldiniz tekrar. Sizin kadınlarla ilgili özel çalışmalarınız, daha doğrusu onların gerek iş hayatında, gerekse sosyal hayatında, yani ekonomik ve sosyal hayatlarındaki düzenlemeler için ayrıca STK'larda görev şey yaptı, gönüllü olarak çalıştığınızı biliyorum. Ama bunun yanı sıra da yine iş dünyasında da birçok iş insanı da birlikte ve onların STK'larıyla birlikte bir araya getirerek hem kadınlar için hem gençler için aslında bir anlamda eşit şeyiniz var, tabiatınız da var. Ama bu kadınların olumsuz
oranlarının sizlerde yaratmış olduğu bir sorumluluğu görüyorum ben. Bunun için size ben ayrıca teşekkür ederim Ahmet Bey. Hakikaten çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Siz genel anlamda sizden diyorum, nasıl görüyorsunuz ülkemizdeki kadın istihdamını? Neler yaşanıyor ülkemizde? Bir sizden duyalım efendim. Şimdi tabii ben Sivaslıyım. Ankara'dan çıkıyorum. Sivas'a kadar gidiyorum. Sivas'a kadar gittiğimde 17 tane yerleşim yerinden geçiyorum. Bu 17 yerleşim yerinden geçtiğimde sokakta kadın çok nadir görüyorum. Ve nihayetinde kendi ilçeme de gittiğimde orada da hemen hemen hiç kimseyi görmüyorum. Hatta ilk evlendiğim dönemlerde eşim de Uralıydı, görücü usulü olarak evlenmiştim. Ve ilk söylediğim şey şuydu. Zarya ilk gittiğimizde, Zaralıyım, onu da söyleyeyim. Zarya ilk gittiğimizde yapacağımız bir şey var. Erkeklerin gittiği kahveye birlikte gideceğiz. Benim kahve kültürüm falan da yoktu ama birlikte kahveye gideceğiz. O erkeklerin gittiği oyun oynadığı kahvehanede oturacağız diye. Babam ne der demişti. Ya artık babanın diyeceği bir şey yok. Biz birlikte gidip kahvede oturup çay içeceğiz demişti. Ve birlikte gittik, o kahvede çay içtik. Bu ülkenin böyle bir temel bir problem var. Tabii sanayinin de, ben bir sanayiciyim ve Ostim gibi 16 bin işletmenin yer aldığı bir bölgede sanayici ve iş insanı olarak çalışıyorum. Burada da bu bölgede de yine benzer sorunlar sürekli yaşanıyor idi. Özellikle kadın istihdamı konusunda bazı alanlarda bazı işleri yapıp yapamayacakları konusunda da çok ciddi anlamda bir problem vardı. Biz bununla ilgili bir proje yapmaya kalktığımızda şöyle bir durumla karşılaştık. Yani projeye dahil edeceğimiz kadınları bulmakta dahi zorlandık. Çünkü zaman alıyor. Zaman aldığı için oraya gönüllü olarak birilerinin dahil olması zor oluyordu. Ve bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Mahalle Belediyesi'nin sığınma evlerinde kalan kadınlarla ilgili bir proje hayata geçirdik. Bu projede öncelikle 50 tane kadın seçtik. 50 tane işletme seçtik ve Ostim bölgesinde bir faaliyet yürüttük. Bu seçtiğimiz 50 tane sığınma evlerinden aldığımız 50 tane kadını her türlü gizlilik ve diğer koşullara rağmen onlarla birlikte bu çalışmayı yürüttük. 4 ay süresince mesleki ve teknik eğitim verdik. Bu eğitimi verirken sadece bir teorik bir eğitimden öte teorik eğitimlerini meslek yüksek okulunda aldık. Pratik eğitimlerini işletmelerdeki usta öğreticilerden alarak mesleki eğitim verdik. Bu mesleki eğitim dalları %60'ı kaynakçı idi. Yani kadın kaynakçı yetiştirdik. Onun %20'si plastik enjeksiyoncuydu, %20'si de lojistik elemanıydı. Şimdi bu eğitimleri vermek, bunları yetiştirmek, bunların istihdamını sağlamak, iş garantisi sağlamak görünüşte basit gibi gözüküyor. Ama bu kadınların çalışacağı işletmeler, iş yerleri, Ostim, Baraka, yani öyle yapılmış ilk başta yapıldığı zaman kadın çalışanın gideceği bir tuvalet dahi yoktur. Yani işletmelerin içerisinde. Önce kadın dostu işletme yaratmamız gerekiyordu. Bu 50 tane işletmeye İLO'yla birlikte işbirliği içerisinde kadın dostu işletme eğitimleri verdik ve onları sertifikalandırdık. Yani bu kadınları istihdam edecek olan kadın dostu işletmeleri yarattık. Bunları sertifikalandırdık. Sertifikalandırdıktan sonra bunların çalışabileceği çocuklarının da bırakabilecekleri bir yer olması açısından Yeni Mahalle Belediyesi ile birlikte Ostim'e bir kreş ve anaokulu yaptım.
İlk defa sanayinin içerisinde bir kreş ve anaokulu da oluşmuş oldu. Ve bunun dışında işletmelerin fiziki yapılarıyla ilgili de düzenlemeler yaptık ve sonuçta bu 50 tane kadını işletmelere yerleştirdik. Bu mesela bunlardan 3 tanesi benim bünyemde çalışıyor, benim işletmemde çalışıyor. Yani bu 3. yılı, 3 yıldır hali benimle birlikte çalışmaya devam ediyor. Bunlar şiddet mağdurları ve sığınma evlerinden aldığımız kadınlardı. 8 tane kadını ise, yani kaynakçı olanlarda olan kadını da MİTAŞ'a kaynak işçisi olarak yerleştirdik. Ki MİTAŞ'ı biliyorsunuz, MİTAŞ önemli bir firma ve MİTAŞ da bu konuda gönüllü olarak yer almak istedi. 8 kadını da MİTAŞ'a kaynak işçisi olarak yerleştirdik. Ve şu anda OSTİM'de ciddi anlamda kadın kaynak işçileri var. Yani bu projeden gelen ve bu projenin öncülüğüyle birlikte başka kadınların da dahil olduğu bayağı bir kadın kaynakçılarımız var, kaynak işçilerimiz var. Lojistik personeli var. Yine aynı şekilde de plastik enjeksiyon tarafında çalışan kadın işçilerimiz var. Tabii sadece bununla ilgili değil. Yani bireylerin düşüncelerini yaşamış oldukları hayatlardan şekillendiğini biliyoruz. Yani kadınların da kendi sosyal çevrelerinden şekillendiklerini de biliyoruz. Sadece kadın istihdamını belli bir eğitim seviyesindeki kadınların istihdamı olarak da görmemek gerekiyor. Çünkü ülkenin genel bir gerçeği var. Yani Yeşim Hanım ataerkil demek istemiyorum dedi ama aslında tamam belli bir eğitim seviyesinde ataerkil çok olmayabilir ama Anadolu genelde ataerkil yaşıyor. Hala bunu bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Öncelikle biz kendi işletmelerimizde hem federasyon tarafında hem de OSTİM Sanayici İş Adamları Derneği olarak özellikle bu yaşam alanlarının düzenlenmesi, kadınların işe daha rahat gelip gidebilecekleri ortamın sağlanmasıyla ilgili bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmayı son dönemde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ne de aktardık. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde de kadın istihdamının artırılmasıyla ilgili bir yığın tedbir aldık. Bu tedbirlerin başında da işletmelerin hazırlanması geliyor. Yani işe yerleştireceğimiz, istihdam sağlayacağımız kadınların çalışacağı işletmelerin bu kadınları nasıl çalıştırabileceği konusunda belli bir bilinç seviyesine ulaşmış olmaları önemli. Çünkü sadece birisini işe yerleştirmek yetmiyor. İşe yerleştirdiğiniz kişinin duygusunu, motivasyonunu da anlayabilecek insanlara ihtiyaç var. Şimdilik burada tamamlayayım Esra Hanım. Peki, teşekkür ederim Ahmet Beyciğim. Erol Hocam, siz de hoş geldiniz. Şimdi yeni araştırmalardan ben başlayayım konuya. Araştırmalara göre dünyada yani en çok kadın istihdam özellikle de ülkemizde hizmet sektöründe gözüküyor. Ardından tarım geliyor inşaat. Bu beni çok şaşırttı gerçekten inşaat sektöründe kadın. Sonra düşündüm ya mimarlar var, mühendisler var bir şekilde. Hanımlarda yani inşaat deyince direkt böyle harç yapan şey gibi geliyor bana. Ama her alanda var. Ben bile bu konuda bir tereddüt ettim ama bir şey dikkatimi çeken konu akademisyen olarak çok fazla kadın var. Ve ülkemizde de bu bir hayli fazla. Yani neredeyse ben bütün o istihdam rakamlarını dolduran oranın akademisyen tarafında olduğunu düşündüm bir an. Nasıl, ne düşünüyorsunuz hocam? Okuldaki akademisyenlerin bayan olması, bayan arkadaşlarla aynı görevde devam etmeyi nasıl buluyorsunuz hocam? Genel olarak da nasıl değerlendiriyorsunuz? Esra Hanımcığım, özür dilerim. Erol Hoca bu soruya şimdi ben buradayken nasıl, ne diyebilir? Yan yana odalarımız hani çalışmalarından memnun değilim dese bir dert demese bir dert olmaz mı yani? Biraz herkes yanındayız şu anda. Bizim ya bize destek olacaklar, hep beraber eşit noktaya geleceğiz.
Ya da herkes eteğindekini dökecek yani. Başka çare yok. Pardon hocam, buyurun. Estağfurullah. Ben öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Müsaadeniz olursa Sayın Başkanım Anadolu'ya doğru gitti. Ben de Anadolu'dan, Büyük Usta'dan bir kısa bir dörtlük okuyarak konuşmama başlayayım. Büyük Usta Neşet Ertaş diyor ki, iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yarim diye söylüyor. Ben de iki güçlü müttefikim vardı. Birini kaybettim, annemi. Şimdi bir tane eşim var, ona da sahip çıkmaya çalışıyorum. Müttefikim kelimesini özellikle kullandım. Çünkü onlar hep verirler, almazlar. Onun da bir karşılığı yoktur. Tabii ki kadınlar bizim hayatımızın en özel varlıkları. Kimi annemiz, kimi eşimiz, kimi işte Yeşim Hocam gibi mesai arkadaşımız. Çünkü çok değerli varlıklar, çünkü hayatımıza anlam katıyorlar. Ben bu vesileyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onlara saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Tabii akademik anlamda olaya baktığınızda aslında şöyle bir şey akla geliyor. Atatürk'ün güzel bir sözüyle başlayayım isterseniz. Diyor ki, dünyada her şey kadının eseridir. Yani akademik hayatta da aslında bu böyle. Mesela şöyle bir istatistik rakamlara baktığınızda bugün ülkemizde 180 bin civarında yaklaşık bir akademisyen görev yapıyor. Ve bunların içerisinde son 2021 verilerine baktığımızda işte yaklaşık 80-81 bin civarında kadın akademisyen görüyoruz farklı ünvanlarda. Mesela şöyle önümde bir istatistik var, müsaadenizle onu arz edeyim. Mesela 9.900 tane profesörümüz var şu an kadın olarak. 7.000 doçentimiz var. 18.000 doktor öğretim üyemiz var. 19.000 yine öğretim görevlimiz var. 26.000 araştırma görevlimiz var. Burada çarpıcı bir rakam arz edeyim. Mesela son araştırma görevlilerinde kadınların sayısı erkeklerin üzerinde. Erkekler 24.000'de, kadınlar 26.000'de. Bu bize bir şey söylüyor aslında. Bu bize şunu söylüyor. Diyor ki, artık bu alanda kadınlar da söz sahibi. Yani akademik anlamda gerçekten işini layıkıyla yapan, olaya katma değer sağlayan. Ancak bir de şöyle farklı da bir araştırma var. Orada biraz sanki böyle Yeşim Hocam'ın az önce o ataerkil yapıyı destekler bir şey var. O çok böyle dikkatimi çekti. Müsaadenizle onu paylaşayım. Araştırma görevlileri alanında bir şey yapıyorlar. Saat çalışması yapıyorlar. Bu saat çalışmasının sonucunda kadınlarımızın %59'u yemek pişirme, %50.5'i bulaşık yıkama, %69'u çamaşır yıkama, işte %41'i ütü yapma gibi böyle bu işlerin kendilerinin sorumluluğunda olduğunu düşünüyor. Yani böyle de bir çelişki var. Neticede bir çalışma, saygı duymak lazım. Ancak gerek vakıf üniversitelerinde, gerek devlet üniversitelerinde yani kadınların biraz daha böyle akademik anlamda yükselirken, az önce Yeşim Hocam da ifade etti, çok fazla bir şey yok. Yani erkeklerle eş değer nitelikte. Ancak yönetim noktasına baktığınız zaman çok fazla göremiyoruz kadınlarımızı. Mesela bizim fakültemizde dekanımız gayet demokratik bir şekilde, dekan yardımcılarımızın birisi bayan, birisi erkek. Bölüm başkan yardımcılarımızın da birisi bayan, birisi erkek. Yani böyle bir denge gidiyor. Dileriz bu diğer fakülteleri, diğer üniversitelerimizde de uygulanır. Ama şunu arz etmek istiyorum. Tabii ki iş hayatında acımasız rekabet şartları var. İşte yeni alınacak, kadınların yeni alınacak görevleri belki ev içi sorumluluklarını aksatır düşüncesiyle biraz sanki eviyle işi arasında böyle bir kalmış gibi onun için uzak durduklarını düşünüyorum. Oysa ki yani bunların performans odaklı olsun, rekabet etme konularında olsun,
biraz daha böyle bunları desteklemek gerekiyor. Sadece onların işte aile içi sorumlulukları ya da işte ne bileyim kreş, anaokulu yetersizlikleri gibi ya da işte eşinin kariyerini ön plana alması gibi böyle bir bu tür parametreleri göstererek kendince bir arka plan oluşturmaya gayret ediyorlar sanki. Belki bunu aşabiliriz. Belki bu konuda kadınlarımıza destek verebiliriz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Değerlendirip fazla da vakitlerini almayayım diğer konuşmacılarım. Benim sesim yankılanıyor. Size yankı geliyor mu? Yapılan araştırmalarda yankı kesildi. Peki. Özellikle COVID döneminde birçok kadının işten ayrılmak zorunda kalındığı tespit edilmiş durumda. Yani bu feodal şeylerin aslında varlığı zaten bir baskı ama üzerine bir pandemi dönemindeki yaşanan bir evdeki sorumlulukların fazla olması nedeniyle daha da kadınlar iş dünyasından çekilmiş durumda. Bununla birlikte siz baktığınızda yani genel medeni durum içerisinde de bugün bir boşanma olduğunda erkek çocuğu kadına veriyor. Kadın zaten çocuğunu bırakmak istemiyor. Erkek bekar hayatına geri dönüyor. Kadın hem çalışmak zorunda hem çocuğuna bakmak zorunda. Yani orada da bile bir feodallik aslında devam ediyor. Peki Eral Hocam, teşekkür ediyorum. Ben tekrar Pınar Hanım'a dönmeyeceğim bu sefer. Sizden başlayacağım. Bu sefer ben Ahmet Bey'den başlamak istiyorum. Biraz geri gideceğim. Ahmet Beyciğim, bu kadınların iş hayatında başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? Sizlerle yani çalışırken kadının varlığını aslında biraz önce bir şeyden bahsettiniz. Onların istihdama katılmasına bahsettiniz. Ama bunu yaparken bunlarla birlikte olmak yani kadınlarımızla birlikte olmak daha çok bize şey katar düşüncesiyle mi? Yoksa tamamen kişisel olarak ya da mesleki bir sorumluluk olarak mı görerek bunları yaptınız? Kadınları iş dünyasında nasıl buluyorsunuz Ahmet Bey? Kadınlar iş dünyasında başarılı. Yani başarısız demem mümkün değil. Aslında tabii temelde işte bu Anadolu'daki yaşam biçimi, yaşam kültürünün ben bu olaya hep Anadolu diye bakıyorum. Yani çünkü özellikle Anadolu'daki yaşayan kadınların bu konuda çok mağdur olduklarını düşünüyorum. Hatta şöyle bir şeyimiz de vardı. 1980 yılında ilçeye bir erkek meslek sesi açılmıştı. Bizim de iki kız kardeşimiz var. Biri normal düz liseye gidiyordu. Dedik ki ikincisi erkek meslek sesine gitsin dedik. Ve orada belki bir önderlik, öncülük yapabilir miyiz diye. Kız kardeşimizi erkek meslek sesine verdik. Erkek meslek sesinden 3 yıl okudu, mezun oldu oradan. Ama bir tane başka bir kadın okula dahil olmadı. Bu süreç böyle devam edip gitti. Daha sonra yavaş yavaş meslek sesindeki kadın kız öğrenci sayısı arttı ama bugün bakıyoruz yine son 10 yıldır kesinlikle bir tane kız öğrenci erkek meslek sesine gitmiyor. Yani İmam Hatip'e gidiyor, benzeri yerlere gidiyor ama erkek meslek seslerinde bir meslek edinmeyle ilgili gitmiyor. Daha sonra biz o kız kardeşimizi meslek sesinde okuduk ama bugün 8 kardeşin içerisinde liderlik pozisyonunu almış, hepimizi de bir şekilde bir yerden bir yere taşıyan kadınlardan bir tanesi. Ve onunla da her zaman için gurur duyduk, gurur da duyuyorum. Ben özellikle bu kadınların iş hayatındaki başarılı olup olmamalarını kadın erkek olmaktan öte aslında biraz da bilgisi, becerisi ve çabasına da bağlıyoruz. Ama tabii ki tercihimizi her zaman için kadınlardan tarafa kullanıyoruz. Şu anda benim kendi şirketimde de yönetici seviyesinde, genel müdür seviyesinde olan kişi
Erkekler kadınlardan oluşuyor ve son derece de başarılılar yani. Hem iş hayatındaki performansları hem de içerideki iş disipliniyle ilgili faydalı şeyler yaptıklarını, iyi şeyler olduğunu görüyoruz ve örnek olma açısından da diğer Ostim'deki, sanayideki diğer işletmelere örnek olması açısından da onların çalışabilecekleri alanları da bu anlamda düzenliyoruz yani. Ben başarılı buluyorum. Onun dışında sadece kendi sanayi alanında değil, diğer çalıştığım sivil toplum örgütlerinde de ve birlikte olduğum şu anda da İç Asfet'in toplam 17 derneği var. Bu 17 derneğin 9'unun başkanı kadınlardan oluşuyor. Hepsi de son derece başarılı. Yani sivil toplum alanında da başarılar. Ankara Sivil Toplum Platformu diye bir platformumuz var. Bu platformun içerisinde de yine kadın başkanlarımızın sayısı neredeyse %65'leri buluyor. Ve orada da son derece başarılılar yani. Başarısızlar diyemem, başarılılar yani. Ben kadınlarla çalışmaktan da son derece mutluyum. Onu söyleyeyim. Teşekkürler. Pınar Hanım, ve tekrar dönmek istiyorum. Sizin Gayrimenkulde Kadın Liderler platformunu kurarken gözlemlediğiniz genel olarak sektördeki kadın istihdamıyla, yani başladığınız dönemiyle bugün geldiğimiz noktadaki izlenimleriniz neler? Yani şu anda nereden nereye geldik? Hatırı sayılır bir ivme kazanıyor mu sektör kadınlar açısından? Genel olarak bu anlamdaki şeyleriniz nelerdir, izlenimleriniz? Şimdi tabii araştırmayla, veriyle konuşmak lazım. Bizim son yaptığımız araştırma 2018 yılı itibariyle, daha sonra 2019'da yeniledik bunu. 2020'de de COVID döneminin gayrimenkul sektörü kadın çalışanlara etkisine yönelik bir araştırma yaptık. Ben bunların toplamından hareketle bir takım verileri sunabilirim size. Çünkü pandemi etkiledi. Yani pandemi döneminde demin sizin de söylediğiniz gibi biraz firmaların tercihi, biraz belki kadınların ev içi sorumluluğunun, bakım verme sorumluluğunun maalesef artmış olması nedeniyle daha çok iş hayatına veda etmek durumunda kalanlar kadınlar oldular. Demin Erol Hocam da biraz bahsetti aslında. Burada bu feodal yapıdan ya da eterkil yapıdan kaynaklanan kavram aslında toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliği olarak da toparlayabileceğimiz bir kavram. Ve bizim işte kültürümüz gereği, belki dünyada da pek çok ülkede böyle ama hani şu an şu aşamada en iyi bildiğimiz yer yine kendi evimiz. Maalesef roller paylaşılırken kadına atfedilen roller, erkeğe atfedilen roller daha çocuk yaştan itibaren farklılaşıyor. Şimdi bu farklılaşmanın biz izlerini şey yapamazken, gideremezken, düzeltemezken bir anda ekonomik hayatın gereklilikleri nedeniyle kadınların iş hayatı içerisinde tam performans göstermelerini bekliyoruz ama evdeki o roller gereği atfettiğimiz ekstralarını üzerlerinden almıyoruz, alamıyoruz. Hiç belki de böyle bir farkındalığımız yok. Çoğu evde bu böyle. Çoğu iş yerinde de bu böyle. Ahmet Bey'in söylediği mesela kreş imkanı sağlanması o kadar kıymetli bir şey ki. Her anlamda bakım veren, biraz tabii ki doğası ve yani türü gereği şefkat ve bakım veren olan olarak konumlandığı için belki kadından bekleniyor ama bunun bütün gündelik faaliyetlerini etkiler bir biçimde bir görev ve sorumluluk olarak veriliyor olması çok yoruyor, zorluyor. İş hayatındaki sürdürülebilirliği, yükselmeyi, kariyeri, devamlılığı her şeyi etkiliyor. Şimdi gayrimenkul sektöründeki profilden bahsedeyim bu anlamda. İstihdam ne kalitede, ne çerçevede? Ortalama şu aşamada gayrimenkul sektöründe, ben size sunum yansıtacaktım ama hiç şimdi ekranı yormak istemiyorum. Onun için elimdeki şeylerden, slaytlardan birkaç veri olarak vereceğim. Ortalamada şu an gayrimenkul sektöründe %71 erkek çalışan varken %29'u kadın çalışan. Ve kadın çalışanların faaliyet alanları olarak dağılımına baktığımız zaman inşaat, yatırım ve geliştirici alanlarda %43'ünün,
Danışmanlık ve hizmet alanlarında %26'sının, mimarlık ve mühendislik dediğimiz spesifik alanlarda %12'sinin konumlandığını görüyoruz. GYO'lara bakıyoruz. GYO'lar da biliyorsunuz gayrimenkul sektörü için önemli ve yaygın bir şirket türü ve içinde çok farklı disiplinde insan çalıştıran yapılar. Burada da yine %11'inin kadın çalışan olduğunu görüyoruz. Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlar yüksek eğitimli kadınlar. %35'i yüksek lisans ve doktora sahibi, %49'u zaten lisans mezunu. Ön lisans %9, lise mezunu olanlar %7. Çalışanlar, gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlar sektörü seviyorlar bir kere, ayrılmayı düşünmüyorlar ve ortalama çalışma süreleri 6 ile 10 yıl arasına baktığımızda %26'sı 6 ile 10 yıl arası zaten sektörde, %21'i 11 ile 20 yıl arası sektörde. Yani bir vesileyle biz bu sektör içinde tutmayı başarıyoruz kadınları. Belki bunun detaylarına başka bir araştırmada girmek lazım. Ünvan olarak baktığımızda da genel toparlanma alanı, yani yığılma alanı %33 ile müdür yardımcısı, yönetici, ekip lideri gibi bir skalada yer alıyor. YK üyesi, genel müdür, yönetim kurulu başkanı seviyeleri %4'te maalesef. Genel müdür yardımcısı, bu bizim C-level dediğimiz direkt yöneticiye bağlı çalışan, üst düzey yönetici olarak adlandırılabilecek kesimde de bir %10'luk kümelenme var. Şimdi genç, aslında Y kuşağı olarak adlandırılan bir grup var sektörde ağırlıklı olarak çalışan. Bu tabii beklentileri, kariyer gelişimi ve sektörün geleceğine ilişkin pek çok şeyi etkiliyor. Hem ümit var oluyoruz, hani biraz genç bir jenerasyon aslında çalışıyor oluyor sektörde, hem de bir taraftan beklentileri yüksek, iyi ki de yüksek baktığınızda, şirketleri bu anlamda değişiklik yapmaya zorluyor. Çok kararlılar bu arada. Mesela kariyerleri için şirket kültürünün çok önemli olduğunu düşünüyor gayrimenkul sektörü çalışanları, kadın çalışanları. Eğer şirkette şirket kültürü bizim liyakat esasıyla, objektif terfi uygulamalarıyla yükselmemiz için ortam sağlarsa, biz zaten kendimize bu anlamda güveniyoruz diyorlar. Yani demin hocalarımı da söylediler, bir pozitif ayrımcılık peşinde değiller, rekabeti de hazırlar. Yeter ki şirket içi düzenlemeler bunun önünü açsın, bu anlamda fırsat versin. Destek çok önemli. Bekledikleri desteklerin başında da yine şirket yöneticilerinden gelecek destek ve aileden gelecek desteği önemsiyorlar. Yani ailesinden destek aldığında tabii ki çok daha o tohum hızlı, güzel, sağlıklı filizleniyor, çiçek açıyor. Aile desteği düşükse hangi sektörde olursa olsun, tabii kadınların çalışma hayatı devamlılığı maalesef sıkıntıya girebiliyor. Bilmiyorum, verilerle çok da sizi yormak istemem ama belki hani engeller ya da destekler kısmında biraz daha bu verilerden detaylara gireriz. Genel olarak beklentisi yüksek, genç, çok iyi eğitimli ve gayrimenkul sektöründeki çok farklı disiplinlerde çalışan bir istihdam profili var. Devamlılık arz ediyorlar, akademik gelişmeye önem veriyorlar. Eğitilmeye, meslek içi eğitime önem veriyorlar. Network'e çok önem veriyorlar. Bu kısım da çok kıymetli. Yani maalesef network erkeklere özgü bir kavram gibi kalıyor. Çünkü o meşhur işte toplumsal cinsiyet rolleri gereği kadın iş çıkışı evine gidip bakım vermek durumunda kalırken, erkekler sosyalleşebilecekleri, iş konuşabilecekleri, bağlantı yapabilecekleri, bir arada kalacakları yemeklere, organizasyonlara, toplantılara gidiyorlar. Neyse ki şimdi şu pandeminin, demin söylediniz ya Esra Hanım başlarken, en büyük tek belki de faydası şu online toplantı yapabilme kısmı oldu. Ben buna özgü bir araştırma varsa merak ediyorum. Yoksa bir sektöre özel yapalım diye grubuma sunacağım. Kadınların networking yapma anlamında desteklenmesi için bir aracı olduğunu düşünüyorum. Bir fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi yine Sabancı Üniversitesi'nde bir etkinlik yapılmıştı. Belki sizinle orada birlikte olduğumuzda düşünüyorum. Kadınların birini davet etmesi. Yani
network anlamında evet şey yapıyoruz. Biz hep böyle seçmeyi bilmiyoruz. Öğretmediler bize, ayıp. Yani günahtan tutun ayıp. İşte ağırbaşlı ol bilmem bu. Biz o zaman mesela öyle bir çalışma yapmıştık. Herkes birini koluna taksın gelsin. Yani onu söylerken birine gelir misin? Orada bile zorlanmıştık aslında. Hani network kendi alanımızdan bırakın, yabancılaşmayı becerebilirsek aslında biraz daha iş dünyasına gireceğiz. Peki. Tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerini ayırdılar. Bizlerle birlikte oldular. Sürçülisan ettiysek affola. Bir başka webinarda görüşmek üzere.